ya. Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bu benim akrabamın arabası. Aslında bu gibi olaylar çok yaşanıyor da bir bilgilendirme yapalım dedim. Hem kullanıcılara hem de muayene istasyondaki arkadaşlarımıza. Ufak bir süre ben de muayene istasyonunda çalıştım. Selçuk'un arabaya sol rotil yazılmış. Selçuk da bize geldi, dedi ki sol rotil değişecek. Muayeneden kaldı mı? Evet, muayeneden kaldı. Herhangi bir tamirciye gitse, tamirci dedi ki sol rotil değişecek. Adam neyi var diye sormaz. Adamın dediğini yapar, işine bakar. Arabaya baktık, sol rotilde hiçbir boşluk, bir sıkıntı yok. Bayağı bir 10 dakika uğraştım, bir de arkadaşlarla geldik baktık. Emin olalım dedik. Meğersem arabanın bilyesinden. Olacak senaryoyu söylüyorum. Başka bir yere gitti, adam anlamadı, dikkat etmedi, rotili değiştirdi. 700 rotil, şey sallıyorum, 700 salınacak, 500 içilik, 1000 lira, 1200 lira para verdi. Sonrasında muayeneden araba güzel bir şekilde geçti çünkü salınacak yeri değişmiş. Yani boşluk olsa bile adam yazmayacak çünkü rotil yazmış, rotili değiştirmiş. Onun kanunda öyle. Ne olacak? Sonra ilerleyen zamanda 3-5 ay sonra araba bilyesi yapmaya başlayacak. Araç sahibi 1000 lira da öyle verecek. Onun için dikkat edelim. Muayenede illa 4 dörtlük adam sorunu bulamayabilir ama tamircinize de mutlaka söyleyin. Yani baksın. Muayene istasyonu da TÜV'de bununla ilgili şöyle bir şey yapabilir. Sol tekerde boşluk var aşağı yukarı. Yani adam, muayene istasyonundaki adam bunu tek başına yapıyor. Bir taraftan bunu eliyle göremiyor olabilir, fark edemiyor olabilir. Ona bir şey geliştirsinler yani. Evet. Bunu da nasıl almadık? Frene bastık. Frene basınca dolayısıyla bilyeyi sıktığı için boşluk gitti. Bilye olduğuna net olarak karar verdik. Aracın poryesini sökeceğiz. Taşıyıcısını sökeceğiz. Poryede ise poryeye, bilyede ise bilyeyi değiştirip devam edeceğiz.